Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Sevgili arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Şöyle bakın bu derse. Bakayım bugün farklı ne anlayacağım. Okumadığınız yeri okumayacağım ben. Sizin okuduğunuz yeri okuyacağım. Dünya da öyle. Bilmediğiniz bir yer değil ama büyüyoruz. Tamam mı? Aynı yemeği tekrar ediyoruz. Ama farklı bir his sahibi oluyoruz. Bakalım bu kelimeler simgedir, semboldür, şablondur, şifredir. Bir alemin kapağıdır, kapısıdır, şifresidir, anahtarıdır vesaire. Kelime, Risale'deki kelimeler. Şimdi o zaman burayı okuduğum yeri daha önce başka bir şekilde anlamıştın. Bakayım şimdi ne anlayacaksın? Öyle bak yani. Ben burayı zaten biliyorum dediğin anda kendini blok ettin. Yani benim buradan alacağım bir şeyim yok daha. Dediğin anda alamayacaksın. Benim buradan daha alacağım bir şey yok diye bakarsan alamayacaksın. Tamam. Şimdi sosyal hayattan bahsedeceğim. Şundan, şimdi Risale-i Nur'u biz okuyoruz, inşallah elhamdülillah, namazlarımız kılınca vesaire yapıyoruz. Her bir fiil, müsbet fiil, menfisi de öyledir, enerji yükleniyoruz. Bedensel yapısı burada aktif oluyor. Yani yediğimiz gıdalar zahirde bir ekmektir ama batına bir enerjidir. Ne yapıyoruz? Dişimizle çiğniyoruz. Ama biliyorsunuz lokmayı tek yönle çiğneyemezsiniz. Sif aşağısı olsa, üstte olmazsa çiğneyemezsiniz. Sif üst olsa, alt olmasa çiğneyemezsiniz. Yani birisi dikkat ederseniz yukarıya basıyor, birisi aşağıya basıyor. Bu dünyada her şey öyledir. İman küfürdür. Soğuk karanlık, soğuk sıcak, karanlık aydınlık. Yani hadiseler de böyle yani. Şimdi size hep sihat gelse, yani hep istediklerimizi yaşasak olmaz. Hep istediklerimiz olsa demek tek damak yaşamaktır. Tek damak. Lokmayı nasıl parçalayacaksın? Onun içinde nasıl lezzet alacaksın? Ondan nasıl enerji alacaksın? Nasıl yaşayacaksın? Demek ki lokmayı İki farklı yönden gelirse içini çıkartıyoruz. Şunu demek istiyorum. Dünyada sırf hastalıkları yaşasak, musibeti yaşasak olmadığı gibi sırf sihat ve serveti yaşasak da olmuyor. İki yönlüdür. Ki hadiseler de lokmadır. Şimdi burada okuyacağım mevzu çok önemli. Ona önceden bir ihlas. Bu mevzuda ihlas nedir? İhlasın bir çeşit, çok çeşit tarifi var. Ama benim lazım olan tarafımı alıyorum ihlasta. İhlas Risalesini hayal edin. 4 tane dustur var. Okuduğunuz için söylüyorum, hayal edin içerisini. Tamam mı? Şimdi ona göre okuyorum. İhlas terklerle oluyor. Bir şey yapmanıza gerek yok. İhlaslı olmak için bir şey yapmayın. Ne yapalım? La var ya böyle. Çocuğu terbiye yapmak için ne yapayım? Mutlu olmak için ne yapayım? Şunu yap. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bak kolay yok. Şimdi Allah olabilmesi için ilahları terk etmemiz lazım. İlk önce terk var. İlahları terk edersen İllallah'ı bulursun. İlahlarımız durdukça illallah olmaz. İlk önce terk var İslamiyet'e girmek için. Küfrü terk var. İlahları terk var. Enaniyeti terk var. Gururu terk var. Terk. Şimdi ben bu kanunu genelliyorum. Çocuk nasıl terbiye edilir? İhlas nasıl olurum? Cemaatta uhuveti nasıl sağlarım? Bak. Kurallardan bahsediyorum. Yani Risale-i Nur'dan çıkartmaya
Cenab-ı Hak nasip ettiği kadar size sunmaya çalışıyorum malzeme ki daha iyi anlarız diye. Bak şimdi aynı kanunu kullanıyorum. İhlaslı olmak için ilk önce la ilahe illallah kanununu kullanıyorum. İhlaslı olmak için la riya, riyakar olma, nesin o zaman? Hiçbir şey yapmana gerek yok. İlla ihlas oradadır. Riyakar değilse bir şey yapmana gerek yok. İhlaslısın. La tahrip, illa tamir oradadır. Çocuğu nasıl terbiye edeceğiz? Çocuklar zaten Allah terbiye etmiş. İslam fıtratında doğmuştur. Çocuk İslam fıtratında doğmuştur. Sen çocuğu bozma, o tamirdedir zaten. O terbiyededir. La tahrip, illa tamir oradadır. La riya, illa ihlas oradadır. La davet, illa muhabbet oradadır. Anladın mı Erkan? Yani terki yap, ötekisindesin. La riya, riyayı terk et. İlla ihlas oradadır. Ondan sonraki olan, terk ettiğin yerdedir ihlas. Vücuttadır Adem. Nurdadır karanlık. Eğer karanlıktan, aydınlıktan karanlığı çıkarırsanız, nurun mertebesi olmaz, sonsuz olur. O zaman göz gözü görmez. Nuru derecelendiren içerisine karanlığın girmesidir. Allah'ın kudretinin sonsuz olmasının sebebi kudretin içerisinde acizlik girmemesidir. Bir şeye zıttı girerse onu derecelendiriyor. Şimdi iyi dinleyin bu malzemeden sonra. İhlas terklerle oluyor. Terk. Yani sen bir şeyi yapmıyorsun ihlaslı olmak için. Bunun en zirve makamı İshar hasletidir. Kur'an'ın metine mazar olan sahabeler, Kur'an'ın metine, takdirine mazar olan sahabelerin en büyük hasleti, diğerleri sonradan gelmiştir, İshar hasletidir. İshar neydi? İshar hasleti ne demek? Kardeşini tercih etmek. Kendini terk etmek de mümkündür. Tamam? Kendini terk edersen kardeşini tercih edersin. Kendini terk etmeyen kardeşini tercih edemez. İstar hasreti kendini terk etmeden hasıl olan kardeşini tercih etmektir. Edebilmek yani. O zaman ihlas oluyor. İhlaslı olmak için bir şey yapmadın bak. Kendini terk ediyorsun, ihlaslı oluyorsun. Kendini terk ediyorsun, kardeşin otomatik tercih edilmiş oluyor. Bu ihlas, yani kendini unutmayı, kendini terk etmeye mani olanlardan bir. Okuyacağım konudan daha önce çalıştım, size çıkarttım. 4 tane madde okuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ihlas, yani kendini terk etmekten hasıl olan ihlas, şunları terk edeceksin. Hastalık damarı kendini tanıttırıyor. Kendini terk ettirmiyor hastalık damarı. Kendini onaylıyorsun. Hastalık damarı, korku, tama neydi? Tama etmek. Biraz da onu soruyorum zaten. Tama? Doymamazlık, açgözlülük, şan-ı şeref, 5, derdi maşet, derdi maşet ve rütbe. Rütbe hastalığı 6. Tamam, bu özellikler, 6 özellikler insanı kendisine terk ettirmiyormuş. Bunlara dikkat, sosyoloji. Sosyoloji dış dünya, yaşadığımız dünyanın içerideki taşınmasına psikoloji diyoruz. Şimdi sosyolojiden psikolojiye ikide bir girip çıkacağız. Okuduğumuz Risale-i Nur bilgilerini eyleme geçirmesek bilgi zehirlenmesi olur. Yani eyleme dönüştürülmeyen ilim gurur ve kibire vesile olur. Bir, çok acayip eyleme dönüştürüyor bak şimdi. Emirdağ'dan okuyorum ha. Hani oradan bir şey oku
Oku bir layıka oku diye var ya, 50'de böyle yapıyor. Ondan okuyorum işte. İlk ders ve son ders yani. Bir ders yapacağım, layıka da yapıyorum. Sosyolojiye bak bakalım. Bak, bütün psikolojinin, sosyoloji, içsel buhran ve bunalımın, panik atağın, ailevi sorunlarının, cemaat içindeki çiban başı olmanın sebebi bak burada. Hem gizli düşmanlarım, hem nefsim. Tamam, gizli düşmanlarımızı koyuyoruz. Bizimle alakası yok, tamam mı? Şimdi nefsim, koy pergeli kendine, bak şimdi. Nefsim, şeytanın telkiniyle. Telkin? Vesvesesiyle, kedi. Şeytanın telkiniyle ne yapıyormuş? Şeytan gene iyi. Çünkü sabit değil. Girip çıkıyor diyor peygamber tanımlamasıyla. Kanınız vücutta dolaştığı gibi kanınızda şeytan dolaşır. Girip çıkıyor. Bu insafsızın gene bir insafı var. Bir çıkıyor yani. Fakat nefsi emmare yapışık. Çıkmıyor. His, heves, heva, tabiat, asap, damar. Heva yalnız yokmuş galiba. Bak, şeytanın telkiniyle nefs emmareye zayıf bir damarı arıyorlar. Hani havalimanında veya bir yerden geçerken bomba var mı yok mu diye dedektörle bakıyorlar ya. Tınırt, beyefendi neyiniz var, telefon çıkart. Tınırt, para var, anahtar var. Ondan sonra tınırt, hiçbir şey mi yok? Bir şey var. Yok. Geç buraya. Başka bir odaya gireceksin. Dedektörle şeytan, bak şeytan, iyi dinle. Şeytan gitmiş, yerleştirmiş şeyi. Bir sistemi, GPS'i. Şimdi arıyor. Şeytan arıyor. Bakayım bunun zayıf damarı nedir Hasan'ın? Tırın tırın. İnsanın en zayıf damarı kaç tanedir? Hücumat-ı siteden. 6 tane. 6 tane de okudum, gördün mü? O değil ama bu. Şimdi insanı yakalamanın 6 tane zaaf damarı var. Diyebilecek miyiz? Hubuca. Ne demek? Makam düşkünlüğü. Başka? Menfi milliyetçilik. Başka? Tama. Başka? Enaniyet. Başka? Korku. Başka? Bir tane de kaldı. Onu söyledik. Yok. Vazife perverlik. Temperverlik. Vazife işini astık. Ne yapayım canım? Memur için. Ya adam maaş için orada makam bulunuyor. Dine muhalif iş yap diyor. Yapmasa maaşından olacak. O yaparsa maaşına mukabil dine muhalif iş yapacak. Mesleğini bak böyle şey kullanıyor. Ustad memurluğu 2 şartla kabul ederim diyor. 1, izzet ve şerefini korursan, makamını hak ve hakikatta kullanabilirsen. Nerede söylüyor? Barla'da Hulusi abiye şart koşuyor. Şeytanın telkiniyle zayıf damarımı arıyorlar ki beni onunla yakalayıp nurlara tam ihlas ile hizmetime zarar gelsin. Eğer bu ihlası terklerle çalışıyor diye bakamazsan burayı anlayamazsın. Bak, zayıf damarımı beni onunla yakalayıp nurlara tam ihlas ile hizmetime zarar gelsin. Yakalama şeyleridir bu kardeşim. Seni yakalamadır bu. Seni yakalamak damarı var. Şeytanın yakaladığı da şey bir hastalıkla yakalıyor seni. Korkuyla yakalıyor seni. Tamayla yakalıyor seni. Beni yani. Şan-ı şerefle yakalıyor beni. Derdi maaşetle yakalıyor beni. Rütbe hastalığıyla yakalıyor beni. Bizim yakalanma, oltaya gelme, oyuna gelme zaaflarımız bunlar. Bunlar da terk edememekten ihlası kaybediyormuşuz. Bunları terk edersen ihlaslı oluyorsun. Bak ne diyor? Nurlara tam ihlas ile hizmetime zarar gelsin diye yapıyorlarmış bunu. Şimdi ihlası böyle, ihlas. İhlas ne demek kardeşim? Ya ihlaslı olmak. İhlas,
şunları terk etmek, terk edebilir, en azından bunu duymak veya ne kadar yapabiliyorsan o kadar kârdır. Ne kadar terk edebiliyorsan ihlastır. İhlas kendini terk etmek. Ey, ne demek kendini terk etmek? Hastalık damarını, şeytanın işlettirdiğini unutma. Aha tansiyonum var, aha kalbim var, aha ölüyorum, aha kriz geçiriyorum. Yesinler krizini yani. Çok da mıymışmış. Korku, şimdiye kadar ölüm senaryoları geçirdin. Aha ölüyorum. Öldün mü? Ölüyorum demeyle adam ölmüyor ki. Öldünüz mü? Aha ölüyorum dediğiniz günler olmadı mı? Hani öldün mü? Kardeşim hastalık öldürmez. Allah öldürür. Kanser bile öldürmez. En zayıf damar ve zayıf demiyor ha Mustafa. Devam ediyor. En zayıf damar ve dehşetli mani. Hizmete en çok mani. Yani kendine bela, ailesine sıkıntı, topluma meşguliyet. En dehşetli mani. Hastalık damarıdır. Hastalık. Bakın en zayıf damar hastalık olduğunu bakın topluma. Camilere bakın, hastanelere bakın. Hastaneler hınca hınç dolu. Özeliyle, devletiyle. Öyle mi? Biliyorlar ehli dalalet. Evamını tahrik ederek hastanelerin her birimi dolu. Hastalık damarı. İnsanın en zayıf damarı ve hadi zayıfı geçtim. Ve dehşetli, en dehşetli mani hastalık damarıdır. Abi bakmayacak mıyız hastalığımıza? Hastalığın %90'ı vehmidir. Hastalar Risalesi'nde söylüyor. Ha? Korkunç bir sancı var. Ha? Yengem halama anlatıyordu. Adamın bir tanesi şey vardı diye çıkarlı almamıştı. Sonra 6 ay sonra gittiği zaman doktora kanser çıkmıştı. Doktor dedi ki zamanında müdahale olsaydı şimdi oradan kurtulmuştun. Ha? Bu ağrı ona olmasın bu ya. Kanser. Hemen gideyim. Anladın mı? Kalp krizi geçiriyor. Niye? Kalp krizi, kalp hastası kaç kişi tanıyorsunuz? En az 3 kişi. Kaç kişi kalp kriziyle ölmüş? Duydun? 1 ve 2 senede. Ha, bir şey oldu böyle gerildi kas lifler, tamam mı? Hey, kalp krizi geçiyorum ölüyorum. Niye? Lan bir sürü kalp hastası olup yaşayanların içerisinde 2 kişi ölmüşse hemen 100 kişiden 2 kişiye niye gidiyor aklı? 98 yaşıyor. En ufak bir şeyde hemen ölüme niye atlıyorsun? Demek birisi atlattırıyor seni. Yesinler kalp krizi. Başıma geçen de bir tanesini anlattım. Dün mü? Devesi gün müydü? Yasin. Ne zaman anlattım onu? Var ya dün akşam. Gece. Üşütmüş olabilirim. Bir kalktım ki arkadaşlar nefes alamıyorum. Burnum iki tarafta tıkanmış. Ağızdan alıyorum. Tamam mı? Tıkanmış da sahaya attık ya. Bu kapandı. Bu zaten yukarıdan aşağı bu kapandı. Buna da ne kadar akıntı gelmişse kapanmış. Vücudun darlanmasıyla beni uyandırdı. Zannettim. Başkası uyandırdı. Bak şimdi. Hemen adam devreye girdi. Çünkü ben uyurken dimağım açık değil ya. Bir şey diyemiyor. Şimdi beni uyandırması lazım ki bana kriz yapacak. Ölüyorsun. Aha şu anda ölüyorsun. Cevabım şu oldu. İlk. Bir anda hani ne o heyecan panik falan. Hani ne oldu lan? Durdu. Yani ölüyorsam sen ölüyorsun. Ben mi ölüyorum? Ölen hayvan imiş. Ruhlar ölmez. Aşıklar ölmez. Küllü nefsin nefsin. Zayikatı mı? Ulan dedim aşağılık. Takkem olsa da göstersem sana. Onu anlatırsın. Ölüyorsun. Sen üzül o zaman. Ölüyorsam sen ölüyorsun. Nefis ölüyor sensin. Eğer bunu bilmeseydim o andaki o adamın bana bu düşünceyi burnun kapanmasından hemen akabinde aha ölüyorsun düşüncesi birleştirdim. Hep inansam atak başladı. Atak başladı. Panik atak oldu. Hemen acile. Hemen beni götürün.
Tabi şeytan orada ne duruyor? Pompala, 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 acil. Pompala, pompala. Ondan sonra başladı. Ataklar başladı. Peki, cevabım ne oldu? Senin dedim, ölümünü sevsinler. Kendine vücut rengini verme. Sonra ne yaptın? İyi madem ölmüyorsun dedi, yorganı dedi, başını, ayna diyor. Tamam yorganı at yat. Hakikaten attım, hiç kusura bakma. Burada riyakarlık yapmayayım. Beni kaldırdın, sen kaldırdın. Ve bana bunu yutturmak istedin, yemedi. Şimdi bedeli ödettireceğim sana. Teheccüd kılacaksın şimdi. Kaldırmasaydın beni. Tamam. Niyetim yoktu teheccüd kılmaya. Ama sen beni kaldırdın. Şimdi teheccüd kılacaksın. Şansın yok. Şimdi ne diyor? Bir daha kaldırsana göreyim şimdi. Gene teheccüd kılacak. Tuvaleti sık tutmak için yaşlara söylüyorum size de. Var ya tuvalette saatlerce duranlar, ömrü tuvalette, mutfak tuvalet arasına geçenler. Şimdi ben bir şey anlatmak için tuvalete gittim. Ulan geldin. Hiç kusura bakma. Beni bekletme orada. Aynı böyle histir o. Orada tutuyor. Geliyor bırakıyor. Geliyor. Ay, geldin. Hadi vallahi. Sonra geldin. Gelseydim. Bir daha geri dönmüyorum. Bir dahaki saatte gideceksin. 2 saat sonra. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Köpek eğittiğin gibi bedeni de eğiteceksin. İnsanın en zayıf damarı hastalık damarıdır. Tuvalete oturup da bekleme geleceğini. Bırak da yarın onu atarsın. Yarınki atacağını şimdiden niye bekliyorsun onu? Yarın ne atacaksın? Bekleme kardeşim. Ömrünü geçirme orada, yazık, günahtır. Bir daha biliyorsunuz ama Allah düşürmesin. Dakikalarca, saatlerce tuvaletten çıkmayanlar var. 2-3 saat tuvalet olanı biliyorum. Şaşıracaksın değil mi? Ama bana ihtimal ver. En zayıf damar ve dehşetli mani hastalık damarıdır. Hastalığa emniyet verdikçe, eyvah öyle mi ya, hadi bir acile götürsene. Hastalığa emniyet verdikçe hissi, nefsi, cisim galebe eder. Yani bedensel his, heves, tabiat, asap, damar, hevayı. Bu kuvvetleniyor. Şeytanın en büyük tuzağı kendisine tabi olanları kendisini inkar ettirmek. Ne demek biliyor musun? Şeytanın eylemseli şu. Cesede ruhu yapıştırmak, ceset ruhu tek kabul ettirmek. Bu benim der. Dinlerin vazifesi ruhu cesetten ayırmaktır. Bir daha. Şeytanın vazifesi ruhu cesede yapıştırmak. Cesede ben dettirmektir. Ben. Ben hastalık. Ruhla dinlerin de vazifesi ruhu cesetten ayırmaktır. Cesedi hastalıkları, bu ayırdın ya buraya bakın. Ayırdın ya Sinan. Ayırdın, buradaki hastalık buraya sıçramıyor. Çünkü mesafe var. Yapıştırdın, bedensel hassasiyet buna sıçrıyor. Ruh da hasta oluyor. Yapışık. Ayır bunu. Ne kadar ayırırsan bedensel tahakkümleri, dayatmalardan kurtulursun. Şehvetten kurtulursun, öfkeden kurtulursun, dünya perestlikten kurtulursun. Böyle yapıyorum bak. Telefon hastalığından kurtulursun, WhatsApp'lardan kurtulursun, internetlerden kurtulursun. Yapıştırmazsan, yapıştırırsan hiç şansın yok. Buraya yapıştırdın mı bedensel hal ruhsal oluyor. Ayıracaksın böyle. Ayırması lazım. En azından böyle bir duyman lazım. Hastalığa emniyet verdikçe hissi, nefsi, cisim galebe ediyor ruha. Ceset alıyor dizginini. Ruha diyor ki tık sık tık sık tık sık. Git bakalım istediğim gibi. Hadi bakalım ruhlar bunalım geçirsin. Allah Allah. Zarrettir. Hemen zarrettir kardeşim. Ne orada konuşup duruyorsun? Mecburiyet var der. Ruh ve kalbi susturur. Ne yapalım kardeşim? Zarrettir. Değildir. Değildir. Zarret zannediyoruz. Vehmidir. Vehmi. Vehmi hastalıklar maddeye dönüşmüş. Yani şu. Düşüncelerden his oluşur. Hislerden duygular ortaya çıkar. Duygulardan sinirler aktif olur. Sinirlerden bezler aktif olur. Bezler de öyle salgılama yapar. Mesela misal vereyim. Risale geçiyor. Diyor ki
Mesela siz hayra niyet ettiniz. Daha fakire gitmeden Allah'a ulaşır. Eylemden önce düşünce geliyor. Şimdi mesela birisine şefkat etseniz, yardım etseniz, Allah Resulü diyor ki hastalıklarınızı neyle? Sadaka ile tedavi ediniz. Sadakanın içeriği şefkattır. Şimdi tıp diyor ki dimağın 7 parçası var ya, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Dimağı bütüne getirenlerin en yüksek bezleri, yani bezleri en çok aktif edip bir yapan sistem neymiş biliyor musun düşünce? Şefkatmiş. Şefkat, dimağın 1001 parçası var ya birbirine bölüşmüş. Onları bir bütün hale getiren bezleri, bezler var salgılama. O bezi en güçlü aktif ediyor. Onların bildikleri bu. Ama iki tane şey var. İbrahim-i Meşreboğlu'nun, bu Nemrut'un cehennemidir. Buraya Nemrut atıldı. Vehim var ya vehim. Yandım, piştim, kül oldum, mahvettin. Aşkı mecaziler, iyi değilim, kötüyüm, panik atak, depresyon. Hepsi burada. Burası Nemrut'un cehennemi. Buradan İbrahim nasıl çıktı? Neyle çıktı? Şefkat, tefekkür. 724 şualar. İbrahim'i meşrep olunuz. Nasıl yapacağız onu? Ustad diyor. Bu cemiyetin de cemiyetin sıkıntısı bana da bir gün sirayet etti diyor. 249'da. Ustad nasıl çıktı bu sıkıntıdan? 249 muydu? Ezberleyin bakalım. Kaçıncı yerde sayfadaymış? 249. Bak diyor ki bana da sirayet etti hastalık sıkıntı diyor. Sıkıntı, ustad sıkıntıdan nasıl kurtuldu? İkincisi, bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Ediyor mu arkadaşlar? Ediyor. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Umumi bir hastalık sıkıntı. Hatta bana da bir gün sirayet etti. Aha. Hatta bir gün bana da sirayet etti diyor. Resulullah'a da etti. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a. Peki ne yaptın ustadım? Sana sirayet ettiyse sıkıntı, bizim her derdimize ilaç olan hastanelere gitmek, ilaçları doktorların tavsiyesine göre kullanmak. Öyle mi diyor? Hayır. Bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı hastalığı ya yok veya pek azdır. Çünkü kader ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede ettiğinden ondan daha ileri merhametini, şefkatini, adaletini ileri sürmüyorlar ki hasta olsunlar. İfrat-ı şefkat ruhsal bir hastalıktır. 77 Kastamonu. Ha? Demek ki Risale-i Nur'la meşgul olmak o sıkıntıyı ya yok eder tamamen veya çok az olur. Onun da kafasını kıvırırsın zaten. Bana da gelmiyor mu? Ha geldi işte, örnek verdim size. Belki gülmenize sebep oldum ama gece beni uyandırdı. Örnek veriyorum. Ben yaşıyorum kardeşim bunları, yaşıyorum. Ben de sizden birisiyim. Burada olduğuma bakmayın yani. Ben de bu derse muhatabım. Birinci derece ben muhatabım. Bakın konuşmama bakarsanız ben zevk alıyorum bu işten. Yani size hitap etsem bu düz edebiyat konuşması yapardım. Ben bu işin içindeyim yani anlatırken. Yaşıyorum yani. Ben riyakarlık yapsaydım zaten böyle olmaz. Yani beni iki burnumu tıkamış. Aa ölüyorsun dedi. Nefes al. Nereden alacaksın? Burun kapalı. Ölüyorsun. Tam geldi fırsat o fikri aşılamaya. Ölüyorsun dedi. İyi dedim ya, kurtuluyorum senden. Ölen sensin. Ölen hayvan imiş. Bak eğer ben bu dersleri bilmeseydim, vehmi bilmeseydim, Allah aşkına ben nasıl çıkacaktım o kuyudan? Ama abi bilenler de var. Uygulamıyorlar. Vehmidir kardeşim. Ne, kaçıncı devaydı bulun bakalım. Maddi hastalıkların %90'ı ekseriyeti mutlakası vehmi hastalıklardır diyor. Hastalığı Risalesi'nin kaçıncı devaydı? Bulun bakalım, kim bulacak? Çok iyi. Kafanız nerede? Telefonlar kapalı değil. Bulun kafada. Kaçıncı devaydı hadi bakalım. Ölüm korkusu da oradan geliyor. Aman aman.
aman aman. Bulmanızı da istemiyorum. Televizyonu da açmayın. Televizyon diyorum. Telefonları. 26 deva var zaten. Burada 100 kişi var. Herkes bir tane söyle. Kaç deva var? 25 deva var. 25 deva. 25 deva. Herkes bir devayı bilse. Birisi tutar mutlaka. Ha birisi tutar. Öyle yok. Peki. O da merakınızı aktif etsin. Bak. Maddi hastalıkların kökü diyor. Manevi vehmi hastalıklardır. Ağaç, kök. Üstad diyor ki kökünü kes, ağaç devrilsin diyor. Maddi hastalığı besleyen vehmi hastalıktır. Çek bunu, dıv. Allah Allah. Yok. Bir tanesin. Allah seni bizden, bizi de senden ayırmasın. Amin. Dünya ve ahirette ya Rabbi. Bizi sevenleri, bizim de sevdiklerimizi Allah'ın bu duamıza onlar için de kabul et. Amin. Elhamdülillah ya bak hele ya. Eğer hastalığı emret verdikçe hissi, nefsi, cisim galebe eder. Zarurettir, mecburiyet var der. Ruh ve kalbi susturur. Doktoru müstebit bir hakim gibi yapar. O sanki Allah dedi. Doktor dedi ki sen şusun. Müstebit bir hakim yapar. Bu budur. Öyle inanır. İnandığın gibi de Allah muamele eder sana. Tavsiyelerine ve gösterdiği ilaçlara itaata mecbur ediyor. Bu ise fedakarane ihlasa, ihlasla hizmete zarardır. Terklere zarar veriyor. Arkadaş soruyor. Abi ihlasla ne alakası var bu işin? Terklerine değil, celbine vesile oluyor. Hastalık damarıyla seni yakalıyor. Mustafa'm oldu mu biraz? Bak ona ait 12 derne diyor biliyor musun? Lemalarda bak. Yunus Aleyhisselam'ın duası mı, münacatı mı? Münacat. Münacatta ne var? Dua ile münacat arasında ne fark var? Bu manada bir cümle söyleyebilecek var mı? Faruk? Tamam, yani evet, o toptan bir cevap oldu. Yani münacatla dua arasındaki fark? Tamam, dua münacatın içerisinde, münacat kapsar. Tamam, münacat nedir? Birinde necat, birinde istek var abi. Çok güzel. Aferin lan sana Fatih'im. Kaç yaşındasın? 22. 22, aferin lan. Tebrik ederim. Çok hoşuma, Allah razı olsun, harika. Hepinizden razı olsun da, hasreten. Niye bak, duada istek var. Duada istek, münacatta istek yoktur. Tavsif var, Rabbini tavsif ediyor, kendini tanımlıyor. Ya Rabbi nefsime zulmettim. Ya Rabbi nefsime şöyle yaptım. Ya Rabbi ben bu kusuru yaptım. Ya Rabbi ben bunu yaptım. Münacat. Mesela Münacat Risalesi'nin ey şiddeti zuhurundan ve azameti kibriyasından Kur'an'ın talimiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dersiyle anladım ki hep münacat. Yani bir şey istemek yok. Ya Rabbi beni cennete koy, bilmem şey yap. Yok yani. Para istiyorum, pul istiyorum, kızları bana nasip et, sevdiğim bana ver, işte şöyle böyle, gençler hepiniz gençsiniz onun için diyorum. Bak münacatta istek yok. Rabbini tavsif ve buna mukabil kendinin bir şey olmadığını. Duada istek var. Şimdi bak, Yunus Aleyhisselam'ın münacatından bir yer. Bak diyor ki, maddi hastalıklar için ubudiyete mani olduğu zaman iltica edebiliriz. Fakat Müterizane, itirazvari, müştekiyane, ya nereden geldi bu hastalık? Müştekiyane bir surette değil, belki mütezelilane ve istimdatkarane iltica edilmeli. Madem onun rububiyetine razıyız, o rububiyeti noktasına verdiği şeye rıza lazım. Ulan nereden çıktı bu kanser ya? Nereden çıktı bu kalp şeyi ya? Allah'ın rububiyetine itiraz mı ediyorsun? Mal senin miydi? Hani Allah'ındı malikel mülk? Malikel mülkiye tesarrufi fi mülkiye keyfe eşya. Mülk sahibi mülkünde istediği hani gibi tasarruf ediyordu. Hani nasılsın dedikleri zaman peygamber ne diyordu? Elhamdülillahi ala külli hal sivel küfrü ve dalal. Küfür ve dalaletten hariç her halimize hamdolsun diyor. Ya kardeşim mülk Allah'ın değil mi? Ya bunu söylerken ben de muhatabıyım. Madem onun rububiyetine razıyız, o rububiyeti noktasında verdiği şeye rıza lazım. Kaza ve kaderin kaderine itirazı işmam eder bir tarzda ah, oh deyip şekva etmek bir nevi kaderi tenkittir.
rahmaniyetine rahimiyetini ithamdır. Rahmaniyet değil de onun için şaşırdım. Ters oldum. Rahimiyetine ithamdır. Rahimiyet kendisine iman edenlere iman ettiği şeyle besleyen Allah. Allah'a iman ederse çocuk anasını emer gibi Allah'a iman etmeyle insan Allah'tan feyiz alır. Ahirete iman etmeyle insanın ihtiyaçlarını giderir. Beka istiyoruz, sonsuzluk istiyoruz, ölmek istemiyoruz. Bu tür şeyleri imanı bil ahiret cevap veriyor. Bunu anlatmak için diyor rahimiyet. İstediklerin rahimiyetin içinde. Diyor ki ah of deyip şekva etmek bir nevi kaderi tenkittir. Rahimiyetini ithamdır. Kaderi tenkit eden başını örse vurur kırar. Rahmeti itham eden rahmetten mahrum kalır. Kırılmış el ile intikam almak için o el istimal etmek nasıl kırılmasını tezid ediyor. Öyle de musibete giriftar olan adam itirazkârâne, şekva ve merakla üç tane şeyden kurtulmuyor. Yapmayacağız hastayken. Bir, itiraz etmeyeceğiz Allah'ın rububiyetine. İki, şekva etmeyeceğiz. Üç, merakla arkasına düşmeyeceğiz. İtirazkârâne, şekva, merakla ve merakla onu karşılamak musibeti ikileştirir. Allah Allah. Musibeti ikileştirir. Hem gizli düşmanlarım, birinci hastalık bu. Çalıştım ya size burada. Hastalık damar. İkinci, hem gizli düşmanlarım da bu zayıf damarımdan istifadeye çalışmışlar ve çalışıyorlar. Nasıl ki korku ve tamah ve şan-ı şeref cihetinde çalışıyorlar. Korku ve tamah, şan-ı şeref cihetiyle çalışıyorlar. İnsanın en zayıf damarı olan korku cihetinde bir halt edemediler. İnsanın ikinci zayıf damarı çok korkunç, korkudur. Korkunun mazisi yoktur. Korkunun şeyi, eylemsel şeyi istikbaldır. Teellüm, elem geçmiştendir. Elem almak olan keşke ya, nereden yaptın, nasıl yaptım, niye dedim, niye verdim, niye gittim. Keşkiler elemi geçmiştendir. Gelecekten ise korkular gelir. Geleceği korkular, bak geleceği yorumlayamamaktan, geleceği karamsar bakmaktan korkular gelir. Çaresi nedir? Gelecek ahirettir. Ahirete iman artarsa gelecek kaygısı kalkar. Gelecek kaygısı kalkarsa korku olmaz. Korku aklidir, haf kalbidir. Korku çökertir, haf İhya eder. Hafullah'ta lezzet var. Anladık mı? Korkuyu, bak bir ders yapıyorum ama ne kadar dersi kullanıyorum. Bak bu derste neyi kullandım? Korku toplamasını kullandım. Farkında mısınız? Bunu diyebilmesi için korku toplamasına hakim olması lazım bir insan. Korku geleceğe aittir. Geleceği yorumlayamamaktandır. Geleceği niçin korkuyor? Çünkü gelecek geçmişine gitmektir. Geçmişi kötü olanın geleceğe bakışı karamsar olur. Ölüm korkusunda bundan geliyor. Geçmişine bir bakıyor, namaz yok, oruç yok. Namussuzluğun her tarafı var. Yani televizyonun her kralını dinlemişsin, seyretmişsin. Çoluk çocuğunla derslere gitmesin, kitap okumasın. Böyle bir geçmiş, ona gidiyorsun. Haşir meydana gitmiyor muyuz? Gelecek değil mi haşir meydanı? Haşir meydanı nedir? Bizim geçmişimizin atıldığı yerdir. Geçmişimize gidiyoruz. Göreceksiniz diyor yaptıklarınızı. Yaptıklarım arkada ise, yaptıklarımı göreceksem istikbaldir. O zaman ileriye bir baktığım zaman vay geçmişimi görüyorum. Usta şöyle örnek veriyor. Önünde yolun ortasında diyor. Tamam şöyle bir endam ayna olsa. Koy. Bu aynaya baktığın zaman büyük bir ayna. Nereye gösterir bu? Arkayı gösterir. Ama ben oraya gidiyorum. Geleceğime yürürken geçmişime gidiyorum. Aynaya yaklaştıkça aslında uzaklaşıyorum. Lan ben orada geçmişimi görüyorum bak. Aynada ona gideyim derken uzaklaşıyorum biliyor musunuz? Aynada da uzaklaşıyorum. Bak aynaya gidiyorum gidiyorum. Peki ayna benim geçmişimi gösteriyordu. Geçmişten uzaklaşıyorum otomatik olarak. Böyle bir tuhaflık yaşıyoruz çift.
İkilem yaşıyoruz. Anladınız mı bu mantığı? Bak. Bir daha. Bu geçmiş. Şey, ayna. Bu ayna. Bu aynayı çok büyük yola tuttuk. Bu aynanın yönü bu taraf olunca arkamı göstermiyor mu? Arkayı gösteriyor. Ben de oraya bakıyorum. Kendimi de görüyorum. Geçmişi de görüyorum. Ona gitmek istiyorum. Ona gitmek için geri dönüp ona gitmen lazım. Bu yansımasına bu dünya surettir. Bu dünya surettir. O geçmişin bak oraya gidiyorsun. Oraya aynadakine gidiyorsun, tamam mı? Aynadakine giderken aslından uzaklaşıyorsun. Çünkü aynadaki suretiydi, aslı arkada. Oraya gitmek istiyorsan dönmen gerekiyor. Suretine gidince aslından uzaklaşıyorsun. Anladın Faruk'um? Çok tuhaf değil mi? Biraz şoklu bir şey olduğunuz gibi bir geliyor ama en iyisi ben bir su içeyim. Ne anladınız artık? Ne yapayım? Ben bağırıyorum. Köyde kimse varsa. Daha ustad öyle misal verdi. Peki bir daha. Hem gizli düşmanlarım da bu zayıf damarımdan istifadeye çalışmışlar ve çalışıyorlar. Nasıl ki 2. Korku. 3. Tama. 4. Şan-ı şeref cihetinde çalışıyorlar. Çünkü insanın en zayıf damarı korku cihetinde bir halt edemediler. İdamlarına 5 para vermediğimizi anladılar. Demek ki arkadaşlar korku ikinci damardır. Peki nasıl yapacağız? Ahirete imanımız artma nispetinden gelecek kaygısı, endişesi olmaz. Olmaz. Abi gene oluyor. Yani ölmeden önce ölmek istemişler. Tam münevver kalp bir abidi diyor. Tam münevver bir kalp bir abidi küreye arz bombası patlasa İhtimaldir ki korkutmaz. Tamam o başka bizi geçelim diyelim. Osman. Kardeşim Allah aşkına inancımıza göre ahiret dünyadan daha iyi değil mi? Neydi peki ölüm korkusu bizdeki bu halt? Bir sürü hastalıklar da çıkarttı. Abi günahımdan korkuyorum. Tövbe et. Ya eyyellezine amenu. Ey iman edenler. Ey nefsini aşanlar, ey her türlü kepazelikleri yapanlar. Mesleğe geçmiyor mu katrede? Allah'tan ümidinizi kesmeyiniz. La taknetu min rahmetillah. Niye kesmeyiniz? Çünkü ben öyle bir Allah'ım ki senin günahından da büyüğüm. Senin günahın beni affetmeye güçsüz bırakmaz. Benim gücüm affetmeye de yetişir. Allah affetmeyi sevmez. Affetme bana yakışır. Allah çok affetmeyi sever. O çok affedicidir. Çok bağışlayandır. Bağışlayan değil, çoktur. Onun için Allah'ın rahmeti de başka ayette günah işlemenize sakın cesaret vermesin Allah bağışlar diye. Yok, geçmişinle buhran geçiriyorsan, Allah biz nurları tanımadık geçmişi diyorsan geçmişinle tövbe et. Daha ölmedin. Geçmişini böyle temizleyebilirsin. Korkma. Hizmete kuvvet ver. Biraz fazla şeyin varsa, sıkıntın varsa hayır fazla yap ya. Yapanlara destek ver. Yapanlarla beraber ol. Yapamıyorsun. Yapanlara dua et ya. Gemide kaptan olma. Güvertede olma. En azından bari aşağıda motoru silen ol. Tuvaleti temizleyen ol. Gemide ol da neresinde olursan ol. Bu hizmeti neresinde olursan ol yani. Gemi gidiyor. Kaptan da aynı yere gidiyor. Sen de aynı yere. Ama sen seyahat ederken bu durumdasın. Makinaların içindesin. Yapas ötekisi de denizi seyrediyor ya. Ama gemidesin. Hepsinin sonu onların da senin de sahili selamete çıkartacak seni. Gemide ol da neresinde olursan ol kardeşim. İdamlarına 5 para vermedim anladılar. 3. 2, 3, 4, 5'i okuyorum. Sonra insanın bir zayıf damarı derdi maişet. Abi iş yok bilmem ne. Allah'ını seversen kar dolabında ki eşyanı giyip de yıpratabilecek kim var burada? Benim kar dolabındaki eşyalarımı ben inan giyeceğim ve yıpratacağım kadar ömrüm var diyebilen var mı? Daha ne daha yeni elbisenin peşine koşuyorsun? Peki vicdanınıza söyleyin.
Yarın evinizde ekmek olmayan var mı? Ve varsa namertim ben para vermezsem ekmek para. Yarın benim yiyeceğim ekmeğim yok ihtimaldir diyen var mı? Yok kardeşim. Git fırına de ki para istemiyorum, dilenci değilim. Açın bana ekmek ver. Para isteme. Adam açım diyor, para veriyor. Hayır diyor. Ekmek veriyor. Para verdi. Ona açım demedin mi? Açı doyuran ekmektir. Lan sana ekmek veriyorum. Senin derdin başka. Derdi maişet. Tamah cihetinde. Derdi maişet tamah. Doymamazlık cihetinde. Çok soruşturdular. Nihayetinde o zayıf damardan da bir şey çıkaramadılar. Sonra onlarca tahakkuk etti ki. Onlar mukaddesatını feda ettikleri dünya malı nazarımda hiç emniyeti yok. Bak, derdi maişet sana namazı terk ettirmesin. Derdi maişet seni günaha sokmasın. Derdi maişet derdi seni derse mani olmasın. Arkadaşlar, kardeşler Allah rızası için yalvarıyorum bu dersi bu cemaatin dışına düşünmeyin. Başkalarınmış yani bizimle alakası yok demeyin lütfen. Cemaatin içinde dişi için konuşmuyoruz. Beraberiz bu. Bak derdi maişet. Ya dükkandır, iştir falan. Namazı bitti. Namazı kaçırdın. Şu işte olsun, şu işte. Namazı kaçırdın. Kim sensin işte bu? Namazı kaçırdın kardeşim. Derdi maişet için derse gelmiyorsun. Abi çok yoruldum. Artık bestelim çıktı. 10 dakika risal okumuyorum. Yazıklar olsun. Sana zamanı verenin zamana yok. Zamanı sana verene zamanın yok. Ona 10 dakika okuyamıyorsun lan. 10 saat taş ocağında çalıştın. Sen çalıştın. Onların mukaddesatını feda ettikleri dünya malı nazarında hiç emniyeti yoktur. Yok dünya malı. Baktılar ki bu zayıf damar değil. Ve çok vukuatlarla onlarca da tahakkuk etmiş. Hatta bu 10 sene zarfında 100 defadan ziyade resmen ne ile yaşıyor diye mahalli hükümetlerden sormuşlar. Şimdi sen ne diyeceğim biliyor musun? Bu haslet, bu özellik derdi maşet ustadı nazarında yok. Ustada has ise Allah'ınızı severseniz buraya niye koymuş? Bana ne? Bana ne ustadın özelliği? Şöyle diyeyim size. Meryem suresi Kur'an'da mı geçiyor? Kısa-i Musa Kur'an'da mı geçiyor? Benimle ne alakası var ya? Ben meylem olmayacağım, kadın olmayacağım. İsa'yı da doğurmayacağım. Benimle ne alakası var ki benim Kur'an? Başkasının hayatını ben niye okuyayım ya? Kırıkhan'daydık. Alimler, Mustafa bilir. Alimler var, isim vermeyeyim. Alimler bir araya geliyorlardı. 5-6 kişi. Ali Hoca vesaire. Tamam. Şunlar bunlar. Beni de Risale-i gözüyle bize de bazı şeyler katkıda bulunur zannediyorum. Beni de alim olmadığım halde beni de işlerine alıyorlardı. Tamam. Beni de alıyorlardı. Kimse almıyorlardı. Ben de böyle bazen şeyler yapıyorum. Ortalık karışıyordu yani. Onlara da bir tanesini anlatacağım. Tamam. Ortalık feveran oluyor falan. Onlar tefsir okuyor. Ayet okuyorlar. Artık 2 saat, 1 saat, 3 saat sürüyordu. Ben keyfime göre çıkıp giderdim bazen. Onlar yok. 5 kişi vardılar. Ama bir kısmı emekli ya. Şöyle Tillo'dan şuradan buradan yani. Bir gün gene peygamber kısalarla alakalı bir şey okuyorlardı. Dedim ki onlar çay fastığına geç. Ya hocam bir şey değil mi dedim. Buyur Hasan kardeş. Abi dedim peygamber kısaları benimle ne alakası var ya. Ben dedim Meryem olmayacağım. Kadın değilim. Çocuk doğurmayacağım. Ya bu çocuk nasıl doğurmuş ne olmuş. Ben ne yapayım dedim İsa'yı doğurmuş. Ben İsa'yı doğurmayacağıma göre başkasının kitabını ben niye okuyayım. Hayatını ben niye okuyayım dedim. Ne diyorsun Hasan kardeş sen dedi ya. Abi ya ne yapayım ben içimizde bir adam öyle dedi bana de bunları diye. Bir dakika dedi ya koydu bir şeyi. Ne demek dedi bu? Dedim ya ben Meryem olacak mıyım? Yok karı değilim. Çocuk da doğurmayacağım. İsa da doğurmayacağım. Neyi ben başkasının kitabını okuyayım nasıl doğurmuş? Hurmalığa tutulmuş bilmem ne yapmış. Abi ne yapayım ben? Bana ne faydası var? Niye başkasının kitabını okuyayım? Başkasına inmiş bu. Es-sualini sülin, yani sual sormak ilmin yarısıdır. Tamam dedi, bunu sorduğuna göre bir otur bakalım. Anlat bakalım ben, niçin sence? Yani aynı soruyu buraya soruyorum. Ustadla alakalı. Bana ne ya? Ben Said Nursi değilim ki. Ben Hasan'ım.
Sen yani baktılar, araştırdılar, muvakkat bir şey bulamadın. Kardeş, bunun içine kendini koy. Libası kendin giy. Bu benim. Meyrem budur. Zar bozulmadan vahyi rahimi dölledi. Dima dölledi, maye. Peygamber kısalar bunu döller. Niçin ulul az peygamberleri 5'tir, 28 tane peygamber içinde? Diğerinin ne özelliği var? Hatta 4 değil 5'tir. 5'tir. Ben 4 biliyordum. Davut Aleyhisselam'a zebur gelmiş, ulul az peygamberi değildir. Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Muhammed. Nuh da var. Çünkü onların en büyük özelliklerinde mevzumuzla alakalı söyleyeceğim. Dimağı mayalayan, dimağı dönüştüren, formatlayan kişilerdir. Bunlar devam eden bir şeriatı devam ettirmemişler. Bunlar köşe taşlarıdır. Yani yeni şeriatla gelmişler. Davut Aleyhisselam biraz Musa'nın şeriatını değiştirerek Musa Aleyhisselam'ın şeriatının devamı gibidir. Yeni bir şey değil, inkılap değildir. Dimağı dönüştürendir. Ustad mayalayan diyor. Maye. Dimağı mayalayan. Meyrem budur Rahim. O peygamber kısaları bilgileriyle dimağı mayalıyor. Ağzımdan çıkan kelime, kelimullah, ruhullah. Çıkan kelime karşıdaki ölü kardeşim, namazsız kardeşim, davasız kardeşim, Risale-i Nur bilmeyen kardeşime buradan gönderdiğim İsa ile varsa nasibi diriliyor ruhu, ruhullah. Bak doğan İsa karşısında çıktı. Bir tanesi bu. Peygamber kısaları bize giydirilen semboldür, simgedir, şablondur. İçine sen gireceksin. Çözüm yolları, çözümün zemini ve sıkıntılarının çözüm malzemeleridir peygamber kısaları. O sensin. Ya bak Meyrem'e bak. İsa'yı nasıl doğurdu? Sen de Meyrem'in sıfatıyla sıfatlanırsan İsa'yı doğuracaksın. İşte buradan açıldı. Bu Said Nursi'ye ait, ustadımıza ait dersen bu dersi anlamazsın. Bunun içine biz gireceğiz. O derdi maişet belasıyla namazını terk etmedi. Derdi maişet belasıyla tesbihatı unutmadı. Derdi maişet sıkıntısıyla abi gelemiyorum. Dersin ortasına adam gelmiyor. Dersini koca bir günde dersin ortasına geliyorsun. Özürün olabilir belki otobüste ama her hafta öyle yani. Bak derdi maişet sıkıntısı. Sonra devam ediyor. Şu şeyde okuyayım kesimizdi. Sonra en zayıf bir damari insanı olan şan-ı şeref ve rütbe noktasında bana çok elin bir tarzda. Bana derken sen ol. O zayıf damarımızı tuttular şan-ı şeref. Abi, hocam, traktör şambali gibi abi dedikçe şişiyorum. Sonra geliyor bir hakikatçi çivisi, şıp de her şeye. Hocam, adam baksana ne kadar şişirdiler ya. Balon gibi kıtalara kadar gitti ya. Kıtalar arası sonunda bir hakikat geldi yine öyle. Şık doğru, esfele doğru iniverdi. Ne kadar yüksektiyse balon o kadar sert çakıldı. Çakılmasını bütün dünya duydu. Bak, şan-ı şeref ve rütbe noktasında bana çok elin bir tarzda o zayıf damarımı tutmak için emredilmiş ihanetler, tahkirlerle, damara dokunduracak işkencelerle dahi hiçbir şeye muvaffak olamadılar. Yani işkencelere, damarına dokunacaklar. Sen var ya, sen böyle zarar veriyorsun, hizmete zarar veriyorsun, şöyle yapıyorsun. Seni sorgulayacak, bu olacak. Ahmet Mehmet'le bakmayacaksın. Ahmet Mehmet'e bakarsanız arabanız şarampola gider. Risale-i Nur'un şartlara ve zemine göre değişmez dusturlarımıza sarılacağız böyle. Başka hiçbir şansımız yok. Vitrin insanı olmayacağız. Tahmin edin. Bu kardeşiniz televizyon ekranlarında olması lazım değil mi? Yani bakın
Benden daha büyük meziyetleri var televizyon ekranlarındakiler. He Osman? Peki teklif gelmiyor mu zannediyorsunuz? Şanı şeref ve vitrin insan olsan bu halim olmaz. Diyor ki şanı şeref rütbe noktasında bana çok elin bir tarzda o zayıf damarımı tutmak için emredilmiş ihanetler, tahkirler, damara dokunduracak işkencelerle daha hiçbir şeye muvaffak olamadılar. Ve katiyen anladılar ki onların perestiş ettiği dünya şanı şerefini bir riyakarlık ve zararlı bir hot vuruşluk biliyoruz. Onların fevkalade emniyet verdikleri hubuca ve şanı şerefi dünyeviyeye beş para emniyet vermiyoruz. Belki onları bu cihette divane biliyoruz. Sen böyle olacaksın, ben böyle olacağım. Yani dünyanın en büyük meselesi namazımıza mani olmayacak. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, farz demiyor. Sabah namazının iki rekat sünnetini koyun diyor bir kefeye. Kainatı mevcudatı koyun, senin olsa bütün mevcudat, onunla hizmet ederdim abi, Kur'an kurslar, dershaneler, camiler yapardım, bütün galaksileri koyun kefeye, senin olsa ama sabah namazını sünnetin geçirsen karşılamıyor diyor. Mübalağa eder mi tövbe estağfurullah peygamber? Haşa ve kella. Yalan der mi ya sadıkul vadil emin? Allah'ın sadık emini. Sabah namazının sünneti bu, farzı ne peki? Kalkarsın işe, gözünü sıkıştıra sıkıştıra zor gidersin ama tatil, pazar günü tatil, Allahu Ekber, Allahu Ekber, sabah ezan okunuyor. Ya, tamam kalkıyorum, iş zili çalınca böyle demiyoruz. Yazık sabah namazını bu şekilde kaçırana. Sabah namazı hani iki rekat ya, bütün senin mevcudatı sana verseler dedi. Onun şeyin de oluyor. Farz nasıl olur? Yani bu dersi uygulamalı geçirmemiz lazım bize. Yani ona ait değil bu şeyler, hastalar. Bize ait. Şahsında ders veriyor. Meyrem'in şahsında ders veriyor Allah. İsa'nın şahsında ders veriyor. Musa'nın şahsında ders veriyor. Kendi şahsında bize ders veriyor. Bunlar modeldir, simgedir, şablondur. Bu malzemeleri kullanacağız. Son bitti. Sonra bizim hizmetimiz itibariyle bizde zayıf damar sayılan fakat hakikat noktasında herkesin makbulu ve her şahıs onu kazanmaya müştak olan manevi makam sahibi olmak ve velayet mertebelerinde terakki etmek ve nimet ilahi kendinde bilmektir ki, nimet ilahi benden çıkıyor zannetmektir ki, insanlara menfaattan başka hiçbir zararı yok fakat böyle benlik ve enaniyet ve menfaat perestlik ve nefsini kurtarmak hissi galebe çaldığı bir zamanda elbette sırrı ihlasa ve hiçbir şeye alet olmamaya bina edilen hizmet-i maniye ile şahsi makam-ı maneviyi aramamak iktiza ediyor. Harekatında onları istememek ve düşünmemek lazımdır ki, yani ben hizmet edeceğim, manevi makam kazanacağım. Ben hizmet edeceğim, Allah beni cennete koyacak. Hayır, böyle bir şey yapmayacağız. Aramamak iktiza ediyor. Harekatında onları istememek ve düşünmemek lazımdır ki, hakiki ihlasın sırrı bozulmasın. İşte bunun içindir ki, herkesin aradığı keşf-i kerameti ve kemalat-ı ruhiyeyi, nur hizmetinin haricinde aramadığımı, zayıf damarımı tutmaya çalışanlar da anladılar. Bu noktada dahi mağlup oldular. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve aleyküm selam diyeceğiz. Arkadaşlar, ses nasıl ki vaciptir, yazı da öyledir. Yazı ile nikah da olur, talak da olur. Aynı selamı gibidir. Umum kardeşlerimize birer birer selam. Aleyküm selam ustad. Gelecek leyli kadri her bir nurcu hakkında 83 sene İbadetle geçmiş bir ömür hükmüne geçmesini hakikat-i leyli kadri şefaatçi ederek rahmet ilahiyeden niyaz ediyoruz. El-Baki huvel-Baki, kardeşiniz Said Nursi radiyallahu anh ruhuna ve bizim sevdiklerimize, bizi sevenlere, ölülerimize, dirilerimize, Müslüman kardeşlerimize, hasreten dava arkadaşlarımızın ruhları için El Fatiha temas selamat.